Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün pH ölçüyoruz. pH nedir? Sularda bulunan pH değeri asitik düzeyi ölçmeye yarayan bir sıvı aldık. 4-10 aralığında bir sıvı. Gördüğünüz gibi 4 ile 10 arasında değerleri su bardağımız suyu koyduktan sonra ölçecek. Ben 3, 4, 5, 10 damla damlatacağım tam rengi görün diye. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 veya 11 olmuş olabilir bilmiyorum. İlk başta hazır suların en iyi değerlerinden başlayacağız. Siz biliyorsunuz ben de markanın reklamını yapmıyorum. 8.22 olan pH değeri suyumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi rengimiz süper. Kaç? 8 ve üstü diyor. Bu renk 8 ve üstüne işaret ediyor arkadaşlar. Sarımtırak kesinlikle değil. Mavi. Koyu mavi de değil. Suyun bir de üstüne damlaları damlatmak istiyorum. Tam rengi belli olsun diye. Bakın. Gayet sarı damlıyor. Mavi oluyor. Bunu neden yapıyorum? İyice anlaşılsın diye arkadaşlar. Özellikle karıştırmadım. Bariz açık şu anda. Bardağımızdaki renk mavi. 8. Şimdi çeşme suyumuzu koyacağız. Bu şöyle köşede dursun. Çeşme suyumuzu koyarken şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Isınmış çeşme suyu, ısınmamış çeşme suyu. Arıtılmış çeşme suyu, arıtılmamış çeşme suyu. 6, 7, 8, 9, 10. Arıtılmamış çeşme suyu koyduğumuz zaman, altını çiziyorum, arıtılmamış çeşme suyu. Kaç çıkıyor? Arıtılmış çeşme suyu kaç çıkıyor? Bir de arıtılmış ve kaynatılmış, ısıtılmış çeşme suyu kaç çıkıyor? İzninizle ben bu alkali değeri yüksek olan suyu hemen içmek istiyorum. Çünkü çeşmeden dolduracağım. Şişenin boşalması lazım. Gördüğünüz gibi şişe boş. Şimdi çeşme suyunu doldur bir çalk alıyoruz. Evet. Şimdi çeşme suyumuzu, Edirne'nin çeşme suyunu şu anda dolduruyoruz. Şu an Edirne'nin çeşme suyunu koyduğumda bakın sarı değil. Yeşil mavi arası bir renk. Şöyle bakalım sağ tarafta. Ne diyor? Mavi yeşil gibi bir şey. Natürel gibi duruyor. Biz tabi gene fazla su damlalarını koyulaştırmak için fazla pH ölçerimizi katıyoruz. Bakın yeşil. Yeşil ve yeşilde karar kıldık efendim. Şu an dans ediyor görüyorsunuz. Neden bunu böyle yaptığımı da şöyle açıklayayım. Renkler belli olmuyor efendim. Yani test yapacağımız zaman renklerin belli olması lazım efendim. Bakın. Gördünüz mü? Yeşil. 6 ila 7 arası bu. Mavi değil kesinlikle. Yeşil. Sarı da değil, içilebilir. Çok ilginç bir deneye sıra geldi. Arıtılmış çeşme suyumuzun rengi. Arıtılmış çeşme suyumuzun rengi. Normal bir arıtıcı. Yine şöyle şişeyi çalkalayalım. Evet. Yeteri kadar doldurduk.
Artıcının sesi geliyor zaten. Şu an netledik. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet. 10 damlayı damlattık. Ve çeşme suyunu arıttığımız mekanizmadan gelen su. Sarı çıktı efendim maalesef. Sarı çıktı. Biz tabi netleşsin açısından şöyle daha çok döküyoruz ki rengi belli olsun. Bazen bunları çok az kullanıyorlar. Ben test için aldığım zaman fazla kullanırım ki doğru bilgilere ulaşalım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Sarı diye bir veri zaten yok. Yeşille kırmızı arası bir renk tonu. Şimdi ben bir şey keşfettim. Onu söylemek istiyorum size. Bu çeşme suyu arıtılmış. Sarı çıktı değil mi? Şöyle alalım. Çok ilginç bir şey keşfettim arkadaşlar. Şunları sırayla koyalım. Ne keşfettin derseniz şöyle bir şey keşfettiğimi söyleyeceğim size. Arkasını özellikle beyaz yaptım. Bakın belli zaten neyin ne olduğu. Şimdi sağ taraftaki arıtıcıdan gelen su. Ortadaki masmavi zaten. İçme suyu olarak hazır satılan, para verilerek alınan su. Zaten para verilmeden su alınmıyor. Bu en soldaki de çeşme suyu. Ama şunu fark ettim. Ya dedim ben bunları ısıtsam ne olur? Ve suyu ısıttım. Hangisini ısıttım? Bravo, sarı olanı, arıtıcıdan çıkanı. Arıtıcıdan çıkan suyu çay demlediğim çaydanlığa koyarak ısıttım. Şimdi bunun içinde hiç su kalmasın. Çay demlediğim çaydanlıktaki suyu şöyle yine 10 damla damlatarak test edeceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şöyle şeyde dursun. Şöyle dursun ki beyaz dursun. Evet. Bakın sıcak suyu dolduruyorum. Ne kadar ilginç değil mi? Arkadaşlar gördünüz mü? Baştan inanamıyorsunuz değil mi? Hani derlerdi ya eskiden öğretmenler. Yavrularım suyu kaynatarak için. Kaynamış su veriyorum ben çocuğuma derlerdi ya. Koyu maviye döndü neredeyse. Hani yeşil gibi de duruyor ama bana sorarsan şu an şununla şu aynı. Bakın sol taraftakine bakın. Şöyle beyaz şeyi tekrar getirelim. Bakın. Şöyle daha iyi belli olacak. Hatta hiç pintilik yapmadan hepsini harcayacağım. Şöyle yapalım. Tam açıdan gözüksün. Şöyle. Ortadaki hazır su, para vererek aldığımız. Sağdaki sıcak su, arıtıcıdan çıkan. En soldaki çeşme suyu. Şöyle göstermek istiyorum size. Şimdi bu, evet,
En sağ, en sol yeşil. En sağ, en sol yeşil. Bunu da arkaya koyalım. Şimdi ışıklı çekeceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi ışıklı çekiyorum. Bakalım. Işığı yanıltamazsınız. En soldaki şu çeşme suyu bakın. Şu. Şu çeşme suyu. Bu Türkiye'deki en yüksek pH'e sahip olduğunu iddia eden su. Ki doğru. Bu da ısıtılmış arıtıcıdan gelen su. Benim gördüğüm kadarıyla arıtıcı ısıtılırsa güzel. Şu an bizim 7 ila 6 arasında çeşme suyumuz var. Yani arıtarak suyun pH'ını yükseltemiyoruz arkadaşlar. Ben öyle anlıyorum bu deneyimizden. Bu şekilde de su deneyimizi bitirmiş olduk. Hepinize iyi günler. Şşt, bak sağdaki soldaki senin için hazırlandı. Tıklamıyor musun? Bekliyorum. Hadi ama tıklasana kardeş. Bana yazıyor ya. O zaman abone ol bari. O da mı yok ya? O da mı yok be hacı? Bak sana şirinlik yapıyorum. Hadi. Abone ol artık. Teşekkür ederim. Gene olmadı ya. Gene olmadı ya.